11 ayın sultanı Şehri Ramazan programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün Zekiye teyzemize konuk olacağız. Burası Harki bölgesinde Zekiye teyzemizin evi. Dışarıdan bu şekilde alabilirsek bu şartlar altında yaşamaya çalışıyor Zekiye teyzemiz. Bölgesine Mausa'da Zekiye teyzemizin konuğuyuz bugün. Zekiye teyzemiz Mausalı bir annemiz aslında. Eşi böbrek rahatsızlığı var, böbrek kanseri. Zamanında çok çalışmışlar, mücadele etmişler ama sigorta yatırımlarını yapamadıkları için yaştan dolayı da şu an devletten destek alamıyorlar. Onun için halkın desteğiyle, derneklerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bugün Zekiye teyzemizinle hem Ramazan'ı konuşacağız, hem sıkıntılarını dinleyeceğiz, hem de paylaşımla ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Zekiye teyzeciğim, önceden nasıldı hayatınız, nasıldı paylaşımımız, insanlar birbirine nasıldı? Vallahi eskiden canım insanlar birbirlerine daha bağlıydı, daha mutluydular. Şimdi herkes kendi derdinde. Yani bir şey olsa gitsen bir derdini anlatsan, gitsen kapısına vursan, bir şey olsan hiç kimse kimseyi takmıyor. Yani o eskiden kaldıydı onlar. Onlar eskidendir. Şimdi hiç kimsenin umuru değil. Bayram olur, seyran olur, hiç kimse kimseyi görmez. Eskiden insanlar toplanırdı bir araya, akraba olsun, yabancı olsun, herkes otururdu. Kısmet neyse yapardı, yerdi, içerdi ama şimdi kimse kimseyi görmüyor canım. Hiç kimse kimseye selam vermiyor. Peki amcanın rahatsızlığı döneminde neler yaptınız? Ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Vallahi canım benim eşim çok yerlerde çalıştı. Giderdi, sigortasını yatırmazlardı kendine. Giderdi şikayet ederdi. Bu defa işten atarlardı kendini. Son işte Allah razı olsun belediyeye aldıydılar kendini süpürgeci olarak. Ansızdan adam rahatsızlandı. İşte böbreğini aldılar kendine. Tümör vardı böbreğinde. Böbreğini eritti. Tansiyonu var. Kolesterolü vardır. Adam kaç senedir yatalak yatır bunun içinde. Herkes de biliyor mahalleden. Bir yerden bizim gelirimiz yok. Eskiden ben giderdim işte ev işi bulurdum. 57 yaşındayım, 58 yaşına giriyorum. Sakatlandım, ellerimden ameliyat oldum. Bel fıtığım vardır, romatizmam vardır. Yapamıyorum. Kaç defa gittiysem ev işi sorayım ya da bir yere başvurayım. Yaşın vardır, bundan sonra sen ne iş yapacaksın? Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Kime gideyim? Son gittim sosyal yardıma işte... Kaymakamın, şeylerin, Nuray Hanım'ın şeyine yaşını beklesin. Yaşı geldikten sonra bağlayalım kendini şeye, aileye. Bu adam 60 yaşını doldurdu. Tabii Ağustos'da tam şey ama 60'ı yani doldurdu bu adam. Ben çok sıkıntılar çekerim, sırası gelir ekmeğimizi alamayız, tüpümüzü alamıyoruz. Elektriğimi ödeyemiyorum, suyumu ödemiyorum. Allah razı olsun Nuray Hanım'dan, sizden Allah razı olsun. Her ay bana elektriğimi düzenli ödüyorlar. Ama sırası gelir mesela bir şeyini bulamıyorum. Doğru dürüst mesela eşim kaç defa doktorlar söyler mesela gıdalı şeyleri yesin. Biz onun bunun ekmeğiyle, evet, yetiniyoruz. Doğru dürüst ben bir tavuk alamıyorum, bir parça et alamıyorum kendine.
sularımı giderim başkaları. Allah razı olsun, burada bir hemşire vardır. O getirir bana. Ha, Şerif hemşire. Sırası gelir kaç defa. Çok. Nuray Hanım, yardımlar nasıl, yani nasıl ulaşıyor ailelere? O konuda da bilgi verebilirsiniz. Aile ilk önce bizim Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğimize bir türlü tanıdıkları yoluyla ya da sosyal paylaşımlardan ulaşıyorlar. Ulaştıktan sonra biz mutlaka ziyaret ediyoruz. En kısa zamanda ziyaret ettikten sonra, inceledikten sonra ihtiyacı ne olduğunu tespit ettikten sonra onu bizim üyelerimize bildiriyoruz. Paylaşım yapıyoruz sosyal sayfamızda. O paylaşımlara geri dönüşleri bekliyoruz. Derneğimizin çok fazla maddi gücü olmadığı için üyelerimiz sayesinde yapıyoruz. Zeki ablamızı da bir çok sevdiğimiz bir üyemiz her ay düzenli olarak elektriğini ödüyor. Gıdalar da bizim bağışlarımızdan getiriyoruz. Arada ilaçları var Zeki ablanın, sürekli hem eşinin hem kendinin kullanması gereken ilaçlar var. Zeki abla çok gururlu, ihtiyacı olmadığı hiçbir şey istemeyen, elinde olanı da paylaşan bir insan. Onu biz aile gibi kabul ettik. Zeki abla bizim annemiz, ablamız, canımız. İlk önce gıdadan daha çok Zeki abla yağmurda, kışın çok kötü şartlarda gördüm. Bu ev sürekli akıtıyor. Her yerde kovalarla yaşıyor. Soğuğun dışında yağmur sanki evin içinde yağıyor. Bir an önce bizim aslında Mausa'da çok vicdanlı inşaat şirketlerimiz var. Onlardan biz bazılarıyla görüştük ama çok hızlı bir dönüt alamadık. Kışı maalesef yağmurla beraber yaşayarak geçirdi Zeki abla. Buranın bir an önce yaşanılır bir hale gelmesi gerekiyor. Çok fazla bir şey istemiyor Zeki abla. Bir tavanının yapılması lazım. Evin bakım onarımının yapılması lazım. Düzenli olarak gıda bağışlarının devam etmesi lazım. Çünkü ailemizin iki yerden de, yani ne eşinden ne kendinden maaş yok. Yaşları da var, çalışamazlar. Bu ailelerimiz Kıbrıs'ın tarihleri. Tarihlerimize sahip çıkmamız lazım. Her şeyden önce anne babadırlar. Yağları, tuzları, unları bir şekilde komşular gideriyor ama her zaman istediğinde olmayabilir bu insanlarda. Onun için bu ailenin sorumluluğunu ciddi alabilecek bir sponsora ihtiyacımız var. Yani ailenin gıdasından, etinden, sütünden, ilaçlarından, elektriğinden, suyundan her şeyini karşılayabilecek bir vicdanlı gönül sahibine ihtiyacımız var. Çünkü ne kadar isteyebilir? Çünkü Zekiye teyze çok gururlu bir insan. Bizden isterken bile çoğu şeye çekinir ve onu ağlatmak bizim gerçekten ağrımıza gidiyor. Birlikte bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Zekiye teyze, Ramazan'da daha önce insanlar, hani dedin ya, paylaşım açıktı. Bu duyguları yitirmemize ne neden oldu? Artık komşuluk öldü ve bitti. Eskisi gibi değil. Hani önceden bir tas yemek pişirirdik, tenceremizden verirdik, Ramazan'da iftara çağırırdık. Onlar yoktu canım. Şimdi yoktur onlar. Onlar eskiden idi. Eskiden de insanlar birbirine bağlı, insanlar bir tas dediğin gibi çorba yapsa, bir şey yapsa, bir tabak kordu getirdi. Şimdi herkes kendi kendine şey yapıyor. Şu var, benim gözlemlediğim dernek çalışmalarından dolayı insanlar bir de Kıbrıs halkı olarak çok ihtiyaçlı insanların olabileceğini tahmin etmiyorlar. Bu binaların, güzel evlerin, görkemli yaşantıların, son model arabaların içinde herkesin o şekilde yaşadığını düşünüyorlar. Ben hiç kimseyi yadırgamıyorum. Dıştan görünüş gerçekten öyle. Ama bir de bunun gerçek bir dünyası var. Gerçek bir yüzü var. Acaba onu görmek mi istemiyoruz? Görünce üzülmekten mi korkuyoruz? Gücümüz yok, yardım edemeyiz diye mi düşünüyoruz? Ama var. Yani şu bir gerçek ki Kıbrıs'ta son zamanlarda yüksek oranda artarak devam eden bir yoksulluk var. Bu sağlık, eğitim, barınma, beslenme, her alanda ihtiyaçlı insanımız var. Çalışıyor da olabilir bu ihtiyaçlı insanlar ama yetiştiremiyor olabilir. Eskiden dediği gibi Zeki ablanın iftarlar
Sahurlar hep sokakta, masalar uzun uzun masalar değil mi Zeki abla? Evet, kurulurdu. Evet. Kim evinde bir zeytini, ekmeği, evet, peynirini alıp gelir orada yapardı. Davetsiz. Paylaşım buydu. Ama şimdi insanlar bilmiyorum nedendir. Gerçekten çok 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 duyarlı insanlar da var. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bizim derneğimize koşa koşa gelen insanlar da var ama yetişebilmemiz için daha güçlü insanlar olmamız gerekiyor. Yani bu çünkü daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Olacak herhalde, öyle umuyorum. Ben bu Ramazan'da en azından Ramazan ruhunu yaşatmaya başlamalıyız ya da tekrar canlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde bu ailelerimizle iftar açabiliriz, onları evimize davet edebiliriz ya da dışarıda birlikte yemek yiyebiliriz. Onların sorunlarını dinleyebiliriz. Ev kiralarının sterlin üzerinden olup maaşların TL olarak ödendiği bir adada yaşıyoruz sonuç itibariyle. Ulaşımlarımız yok, araçsız bir yerden bir yere gidebilecek durumda değiliz. Böyle bir adada yaşamak gerçekten çok zor. Fakirlik sınırının yüksek olması da muhtemel. Belki de biraz daha gözden geçirmeliyiz. Bu devlet eliyle olması gereken bir durum. Aslında sağlık hizmetlerini yaşlarımıza evlerine getirmeli. Çocuklarımızın 18 yaşa kadar ücretsiz yapmalı. Ya da iki tane maaş girmeyen bir evde iki tane nenemiz, ihtiyaçlımız var. Onların ihtiyaçlarını kapatabilecek bir devletimizin olması lazım her şeyden önce. Yani ilaçlar çok pahalı. Elektrik su var, içecek su ekstra ayrı, gıdası var. Lüks yok. Lüks yok. Temel ihtiyaçlar. Evet, nefes alabilmek için, yaşayabilmek için gerekli olan su, ekmek, elektrik ve su. Bu dört madde, ilaç da var. Uzun ve zor bir hastalık geçiriyoruz Zeki ablanın eşi. Kendisinin de sürekli kullanması gereken şeker ilaçları var, ekstra ilaçları var. Amcanın ilaçlarını nasıl yapıyorsunuz Zeki teyze? Bulmadıklarımızı Allah razı olsun Nuray Hanım dernek. Yeterli mi peki yani zaman, çünkü dernek olduğu zaman zamanında yetişme sıkıntısı da var. Mesela hani bugün bitiyor, yarın yetiştiremeyebiliriz. Yani bunlar sizi nasıl aksatıyor? Yani hani bunlardan bahsedin ki sizin diliniz olalım. Belki de o ilaçtan biraz stoklayabilirsek. Çok basit. Devam. Zeki abla, geçenlerde bir çok acil bir şeye ihtiyacı oldu. Ben Türkiye'deydim. Ne yapacağımı şaşırdım. İşte size ulaştık. O şekilde elektriğini dernek olarak uzakta da olsak yapabildik. Ama yapamaya da biliyoruz. İşte bazı suyumu ödeyemiyorum. Bunu komşu bazı öder. Ama nereye kadar ödeyecek bana? Herkes suyunu. Yani susuz da dünyada ne elektriksiz olur ne su olur. Nuray Hanım kaç defa geldi, ben karanlıkta otururum sırf elektriğim gitmesin. Bu da çözüm değil. Bu da çözüm değil Zekiye teyze. Çünkü bilsem iki kuruş verecekler bize sosyal yardımdan. Ben gene kimseye muhtaç olmam. Yine ben ondan kısarım, bundan kısarım, ekmek yemeği vereyim, bir tas çorba ısıtırım canım, yerim. Ama biz yani, affedin yani, dilenci değiliz. Ama bu hükümet bizi böyle dilenciye döndürdü. Biz, benim kocam alışkın değildi böyle şeylere. Bazısı biraz bir şey getirir, adam geçir o yana ağırlar, ne demektir ya? Yeni yılını kutlamak için. Zeki abla eski yılbaşlarından bahsetti. Şimdiki bayram muhabbeti. Eskiden dedi böyle bir heyecanla uyanırdık. Tavuklarımızı koyardık. Ve uzun süre onu anlattı. Yani o yılbaşı nasıl geçirdiğimi bilemedim. Tavuklarımız çifte çifte kaynardı. Eskiden herhalde bereket bolluk da vardı. Eskiden Nuray Hanım benim eşim. Çalışırdı adam. Gece de gündüz de çalışırdı. Kimselere beni muhtaç ettirmedi. Tarlada çalıştı, bahçelerde çalıştı. Hiç kimselere beni muhtaç ettirmedi. Ama böyle de yani bu duruma geldik. Herkes affeden gidiyor. Nikahlı eşlerinden ayrılıyorlar. Beraber yaşıyorlar. Aynı yerde yaşıyorlar. Aylık alıyorlar, yıllık alıyorlar. Bizim ne raporlarımızı kabul ediyorlar, ne yaşlılığımızı kabul ediyorlar. Son gayri
şey çekti benim eşim. Yani usandım bıktık gayrı biz ölelim ölelim dedi adam gayrı. Hani bir şey yapalım biz ikimiz ölelim dedi. Yani böyle yaşantı çekeceğimize. Vergisini ödemiş, elektriğini, suyunu ödemiş, bu topluma katkı sağlamış insanları intiharın safhasına sürüklemeye hiçbirimizin hakkı yok. Devletin de bir an önce bundan, çözümler üretmesi lazım. Bundan 2 ay, 3 ay önce gittim sosyal yardıma. Yani onlar da Allah razı olsun yani demem yani şey yapmadılar. Ellerinden geldiğini yani ama onlar da işte bir kurarları varmış ne bileyim ben neyleri vardı. Acilde tüpüm bitti, her şeyim bitti evin içinde. Allah razı olsun kaymakam aldı bana tüpümün içine. 15 gün ocakta dışarıda. Ne zamana düştük biz? Dışarıda ben yakayım sabah köründe de bir çay yapayım adama. İlaç içecek, kahvaltı yapacak. Gittim işte bir şey olduydu. O zaman dedi acil dedi 350 lira para çıkardılar acil sosyal yardım. Sonra geldi Zeki Hanım. Bir göreyim dedi burayı. Yolladı beni dedi işte oranın şeyi. Göreyim de görünüz dedim. Ha, yaşantınızı görünüz dedim. Oydu. Oydu işte bekleyelim ışık yaşını da. Ben yaşı geldi. Ben o kadar sıkıntı çekeceğim. O kadar eziyeti çekeceğim. Aç susuz olacağım da. Bekleyeceğim yaşını ne demektir bu bekleyeceğim yaşını? Zarfında ne yapsın bu insanlar çok? Bu süre zarfında ne yapsınlar? Yani bu temel ihtiyaçları nasıl karşılasınlar? Devlet sosyal yardım bağlamıyor. Hastalıktan dolayı herhangi bir gelir gider orantısını sağlamıyor. Elektrik yakmak zorundalar, ocak pişmek zorunda, biber ister, soğan ister, salça ister. Bunları nereye kadar insanlar üstlenecekler? Yani buna devlet elinin değmesi lazım. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey. Yapmak zorundayız. O zaman biz vallahi halk olarak bir araya geleceğiz. Nuray Hanım getirdiydi bir parça et. Ben o zamanla bu zamanı biz unuttuk. Eti de unuttuk. Tavuğu da unuttuk. Yani artık insanlar olarak, halk olarak bir araya gelmemiz lazım. Zekiye teyze gibi birçok aileye destek olmamız lazım. Belki bir tane tavuk diyebilirsiniz, bir tane kanat diyebilirsiniz ama bir ailenin gerçekten besin değerini yükseltecek şeylerdir. Bir araya gelmemiz lazım. Konuşamıyorum, çok üzüldüm çünkü. Stres oldum çünkü bir şeyleri yetiştiremediğini söylüyor. Dışarıda bu yaşta ocak yaktığını söylüyor. Yağmur yağıyor. Yani bu şartlar altında yaşamak gerçekten çok zor. Empati kurun. Şöminelerin karşısında oturuyorsunuz, otellere gidebiliyorsunuz. Çok bir şey değil yani. 50 lira 100 lira kenara atıp bu ailelere destek çıkmakla çok bir şey kaybetmeyiz bence. Belki biraz daha duyarlı olmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü iki tane insanı intihara sürüklemenin ne demek olduğunu belki buradan anlamış olacağınızı düşünüyorum. Bayramlarda eski bayramlar diyoruz. Kapılar açılırdı, şekerler, mendiller. Şimdi ben insanları gözlemliyorum. Hangi bayram, kaç gün tatil, nereye, hangi otele tatile gidelim? Bu işte bayram ruhları böyle kayboluyor. Yani eskiden bu yoktu. Uzak yerlere gidiliyordu ama ziyaret amacıyla, bayramlaşmak amacıyla gidiliyordu. Bunu yapanlar dönüp tekrar eski bayramlar yok diyebiliyor. Yok. Çünkü biz onu yaşatmıyoruz çocuklarımıza. Tanıyalım tanımayalım. Zeki abla olur bir başkası olur. Biz tanımadığımız insanlara giderdik. Annem bizi giydirirdi bayram sabahı. Komşuların kapısını çalar bayramlaşırdık. Bize gelirlerdi. Şimdi gidecek insanımız kalmadı. Çünkü şehir bomboş. Herkes tatilde. Bu kadar tatil yapabilecek planları yaparken insanların evinde suyunu bulamayan insanlara da biraz empati kurmaları gerekiyor. Yani aslında çok devlete diyoruz ama mesela bazı şeyler de var. Bilmem şu anda türettiğimiz şeyler arasında. Mesela gelen etler var. Rum tarafından bu tarafa geçirildiği için işte el konuluyor ama o etler kullanılabilir temiz etler. Mesela onları imha etmek yerine ailelerimize dağıtabiliriz.
veya gümrükte işte kaçak yollarla geçirilip burada kalıp firmaya teslim edilmeyen sebze meyveler var. Bunları ailelerimize teslim edebiliriz. Yani bunları imha etmemek lazım. Ya da marketlerde işte tenekenin kenarı böyle hafif içine çökmüştür. İşte kapağı kırılmıştır. İşte ambalajı yırtılmıştır. Bunları imha etmek yerine bizlere teslim ederseniz biz bu ailelere ulaştırabiliriz. Zaten kabını yemiyoruz. Onları biz şişeleyebiliriz, temiz poşetleyebiliriz. Bu bizim için çok büyük problem değil ama imha etmemek gerekiyor. Yani insanlar et yemek istiyorlar, tavuk yemek istiyorlar, sebze meyve yemek istiyorlar. Bundan dolayı bir araya gelelim. En azından zabıtalar bildiğim kadarıyla işte gümrük memurları bunları bize sağlayabilirler diye düşünüyorum. Bu ailelerin eksiklerini kapatalım. Bayramlarda da bir araya gelelim, Ramazan'da da bir araya gelelim. Ramazan'da bir iftar açalım hep birlikte. Gerekirse bu ailelerimizle birlikte iftar açabiliriz. Bahçemiz var çok güzel. Girişte oraya masalarımızı atarız. Yemeklerimizi getiririz. Bu ailemize çok yemek yiyebiliriz. Herkes evinde bile yapabilir. Şart değil dışarıdan söyleyelim. Bunu yaşatabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bu mesajımız gerekli yerlere ulaşır. Çünkü ben çok üzüldüğüm için bugün çok detaylı da konuşamadım. Ama Zeki abla söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Biz yaşımız dolana kadar eğer maaş alamayacaksak ya zehir içelim ölelim ya da kendimiz zaten ecelimize bir şekilde gideceğiz. Çünkü konu komşu bizi bir yere kadar bakıyor. Dernekler bir yere kadar bakıyor evet, diyor. Evet bir de şeyimiz var abla bizim kartımız paralıdır. Ben eşimi var 10 gün 15 gündür devamlı sürekli adamın dizleri ağrır, karnı ağrır devamlı sürekli. 70 lira şeye isterler o oraya işte fırın gibi bir şey var ha. Oraya ben götüremiyorum adamı. Yani nereden bulayım da götüreyim? 70 lira da vereyim de adamı koysunlar şeye. Yani parayınındır kartımız da. Allah razı olsun şey kaymakam o kadar şey yaptı. Yani parasız yapsın bize. Yapamadık adam yani. Lazımmış aylık alalım da aylığın da çıkarsınlar. Tamam. O da güzel. Yani biz ölecek edecek. Yani o parayı ben bulmasam şu adamı nereye götüreyim? Sağlık hizmetleri konusunda yardım talebimiz var Zekiye teyzemiz tarafından. Bildiğim kadarıyla Maosa'da 3-4 tane de özel hastanemiz var. Bu özel hastanelerimizin duyarsız kalmayacağını düşünüyorum. Buradan eğer izliyorlarsa en azından Zekiye teyzemizin eşinin ve Zekiye teyzenin sağlık masraflarını halledebilirseniz çok memnun oluruz. Bu iki insan bizim çok önemli. Gerek Nuray Hanım'a, gerek Kıbrıs TV'ye, gerek Rabia Özcömert'e bir şekilde ulaşırsanız Zekiye teyzemize sizi ulaştıracağız inşallah. Zekiye teyze, buradan insanlara Ramazan mesajı vermek istersen. Nasıl diyeyim, kafamı vurdu. Sağlıklı, huzurlu geçirsinler, ne diyeyim başka canım. Birbirlerine, komşuluk ilişkilerini geliştirsinler. Evet. Ben herkesin Ramazan bayramını kutluyorum ve bu mesajın ilgili yere gidip bize döneceklerine gerçekten inanıyorum. Zeki abla için her şey güzel olacak. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Şehri Ramazan programını izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah siz de çevrenize yayarak bizim ihtiyaçlı ailelerimize destek olursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.